Bir de su... Evet ilkten başladı geriye. Abartma. Konuşma sen de abartma. Yok saç baş girdik de bir de o olsun. <laughs> Gergin değilim. <ben> de. Orada <laughs> katlıyoruz poşetleri hop. <laughs> Yine çamaşırcı gibi yürüyoruz. Bir de Bize ciddi bir şey söylüyorsun. <laughs> bari ona göre hareket de... et. Hayır dans edelim. <laughs> Mardanesi danesi de danesiyiz. Danesi. İtalya'dan selamlar. Hemen Şaka bir şarkı besteliyor. <laughs> Sizin için de çalalım. Market'e gitti, ahudu falan aldı. Ahudu, 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 Sinek küvetin altından sekip geri geldi. Ama artık elime geliyor dam. Bu <laughs> basketbol topu gibi sinek siktirdi ya. Tabii, Şu anda voleybol oynuyoruz. Allah Allah. Ben anlamadım. Bitti. Teşekkürler. Şampiyonlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, ha. Hem de bir değil. İki kere. <laughs> bu işe başlamadan önce hiç şampiyonunuz yoktu kankiler. Evet. evet. Şu anda da iki şampiyonluk altın madalyası da karşımdasınız. Ama önce bir sponsorumuz var güzel bir şekilde ondan bahsetmek istiyorum. 20 yıldır Türk Kadın Voleybolu'na verdiği destekle sporun ve kadının yanında olan kadın milli takımımızın cesaret sponsoru Orkite bu şampiyonluk videosu için, verdiği katkılardan dolayı bir teşekkür edelim değil mi? Teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Biz. Rahatladık. Kenarda ben, birlikteydik zaten. Yani nefessiz kaldım. Siz orada ne yaptığınızı gerçekten bilmiyorum. Teşekkürler. Evet, gerçekten <laughs> çok zordu ya. Bir de... <laughs> evet, ilkten başladık <laughs> Kanki 3-2 ama ya. Bunu evet. bekliyor muydunuz? Ben arkadaşlarımla falan da konuştum da hepsi biliyor. Ben ilk baştan itibaren işte ilk radyoya falan çıktım birçok yere. Aa, bu takım şampiyon olacak dedim. Herkes yapma öyle deme totem olsun falan. Çok nettim gerçekten inanıyordum. Çünkü sizin sizden görüyordum onu. Ama 3-2-3-2 beklemiyordum. Ben köşede gerçekten çok kötü oldum. Siz nasıl oldunuz bilmiyorum. Ama yani. Viyanel'de de biz çok fazla 3-2 maç oynamadığımız için hep 3-1 ya da 3-0 aldığımız için bütün maçları 2 kere yenildik galiba Viennel'de evet. de. Onları da aynı şekilde yenildik galiba. bir sadece 3-2 yenildik. Aynen. Polonya, Japonya'da. Oynamadık Japonya bence. Japonya 3-2. Evet. Doğru, Doğru Japonya'da 3-2. Ya i̇nsanlar bence 3-2 oynamamızı artık beklemiyordu. O yüzden de ekstra heyecanlanmış oldu. Ama bence 3-2 oynaması daha ayrı bir böyle heyecan kattı diyebilirim ben. Valla şöyle İtalya maçında ben daha tedirgindim. Geride olduğumuz zaman böyle kenarda daha tedirgin oldum yani. Ama Sırbistan maçında niye ise geride düşmemize rağmen hani kenarda biz bu maçı alacağız dedik yani. Böyle bir hani şey vardı. Senin dediğin gibi böyle şampiyon olacağımızı biliyordum. Ama İtalya maçında bir tedirgin olmadık değil. Ama orada Elif'in efsane Efsane. Hala servis atıyormuşsun <laughs> kanki. Atmıyorum bıraktım. O orada akşam bıraktım. gece devam etti servis atmaya. Gece boyunca 12 saati tamamlayınca durdu artık. Servisten bitti. <laughs> Servisten de kalmadı servis. Daha ne kadar açtın? 4-4 4te girdi. 9-0'du ya. 5-5'miş galiba 4-4 değil ya. 5-5, 14-5'te falan çıktı. Evet evet. 14-5 yani ya da de... 6 gibiydi işte kısayı. Fileye taktın, taktın. Üzgünüm evet son ıı, servisimi fileye taktım. Biraz yukarıda ace almak istedim galiba. O yüzden. Ben ace ee, eş de bırakayım dedi. Aynen evet. ama filede kaldı top. Bu arada ben 9 tane servis attığımı bilmiyordum. Çıktı bana böyle bir ben kaç tane attım ya? 3 4 tane falan attım Böyle baktım. 9 tane servis attım. O ona kadar çok odaklanmışım ki e, mesela 2 tane timeout e, şey molaya girdik galiba. Sonra bana herkes bravo 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 diyor ama ben hala idrak edemiyorum. Niye bravo diyor bana millet yani normal bir şekilde İş yapıyorum. Meğersem 9 tane servis atmışım. Ben bunu fark etmemiştim. Ama unutuyor biliyor musun? Odaya geliyoruz ben mesela diyorum ya şu pozisyonu hatırlıyorum. Kanki valla maçla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum diyor bana böyle. Peki <laughs> şunu ya? hatırlıyor musun? Hani ya da son sayıyı konuşuyoruz mesela. Son an değil mi? Böyle bir, kanki hiç yok. Tekrarını <laughs> hiç izlemem lazım. Ya oynadın ya. <laughs> evet, ya nasıl hatırlamazsın şey ya? <laughs> Hiçbir şey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Tarihi anlara yaptın ya. Bir hatırla yani. Özellikle oynayınca hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonra izledin mi? Orada izleyemiyoruz e, bulamadığımız için maçları. He. Youtube'dan buradan bulabiliyorum. Söyleseydin atardık biz orada. Ayıp edeyim. Bilseydim söylerdim. Her şeyi şey yaptım zaten söyledim. Ama biz böyle ne yapıyoruz? Bu unutkanlıkla ilgili sonra bir şey anlatacağım. Tamam. Bence İnternet anlatmaya mevzusunda. başla. Bence biz e, süper e, böyle devam ediyoruz. Arada yine cesur anlar falan efsane işleri konuşuruz bence. Ama biz ne yapıyorduk? Eğlenceli iş. Biz Düsseldorf'a dönelim. Nasıldı Düsseldorf? Vay. Döner olaylarınız, eğlenceli anlarınız. Döneri çok sevdim bu arada. Döneri mi anlatayım Bence hiç. döneri anlat. Biz son gün artık son maçı oynadık. Son maçı kimle oynadık? Almanya. Almanya ile son maçı oynadık. <laughs> i̇şte o kadar maç oynuyor kısa kısa hatırlamasın yani. Bize işte birkaç gün öncesinden döner, Almanya'nın döneri Türkiye'deki dönerden daha iyi oluyor falan filan demişlerdi. Bir gittik yedik. Ben böyle bir şey yemedim hayatımda. Bir de o çok iyiydi. O dürümden Türkiye'de üç tane satarlar. Ayrı ayrı yani düşün. Bölüm evet. O evet, kadar evet, büyük evet. ki. Hmm, evet. Çok iyiydi. Evet, evet da Mercimek çorbası falan ben. içtim bir de çok iyiydi. Bu gelmedi arkadaşım benimle. Sonradan katıldı aramızda. Beni bir sattı orada. Bugün bir gerginliğiniz vardı zaten. Olabiliyor evet. şeyler. Arada bir. Her ilişkide yaşanır. <laughs> evet. Baya gerginliğiz kanka ama. Abartma. Konuşma sen de abartma. <laughs> Yok saç baş girdik de bir de o Yok kanki gergin değildiniz. Ne gergin ya. Gergin değildik. Çok iyiydi döner değil mi? Çok olabilir. iyiydi döner. Muhteşemdi. Ben inanmamıştım gerçekten. Ama böyle şey dediler evet. yani burada Özlem'den daha güzel döner evet. yapıyorlar demiyor. Hakikaten öyle. Dediler de muhteşem. inanmadık. Yani. Çok Bence, iyiydi ya. Kesinlikle. Bence Tabii. Bir, ben daha yem, bir daha daha yemelisiniz. Onu da çektik zaten. Yani kesin, bir daha kesin Almanya çıksın istiyorum. Otel nasıldı? Daha başka neler yaşadınız? Otelin en beğenmediğim şey Yemek. yemekleri ve internetiydi. İnternet çalışmıyordu. Yemekler yani bu kadar kötü olamaz. Çamaşırları kendimiz yıkadık. Bunu anlatalım evet mı? Ya. Çamaşırları dışarı işte kuru temizleme gibi hani sen gidip çamaşırını vermiyorsun direkt kendin işte para atıyorsun deterjan veriyor makineye koyuyorsun her şeyini kendin hallediyorsun kendimiz götürüp getiriyorduk çamaşırları mesela o çok zordu yemekler çok kötüydü yıkanmasını bekliyorsun kurutmaya ayrı atıyorsun oradan para atıyorsun ne diyorsun bekliyorsun yumuşatıcı ayrı var ücret falan. Ya yani böyle ikimiz sonra orada ta... katlıyoruz poşetlere hop yine çamaşırcı Düzeldir, gibi yürüyoruz. Ben şey dedim düzel dost sokaklarında ellerinde çamaşır milli oyuncular görüyoruz. Evet. Gerçekten bir öyle. ayda çamaşırcı gibi takılıyoruz. <laughs> Ve hani şimdi malum <laughs> euro'nun geldiği konumdan dolayı biraz fazlaydı Çok para yani. Ama ya. Ama bunu şuraya bağlayalım. Bu organizasyonu tamamen sev yapıyor. Evet, Almanya kısmış. Arkaya. Ya bu organizasyonları en iyi Türkiye yapıyor ya. Yani. Evet ya bütün organizasyonları biz yapsak mı? Ya yemeği, ben oteli, her şeyi. Bizi de. biliyorsun foto, video çektirmediler falan izin vermediler. Evet, ve evet. Büyük engeller çıkarttılar bana. De. Evet. Orada evet, dedim başkanım. Evet. Başkanım dedim bir alın şu organizasyonları da bizi şunlardan kurtarın. Evet yani. evet kesinlikle. Kesinlikle bütün organizasyonları bizim. Ya. Hiç gelince duyuyor musun yemekten şikayet eden, salondan şikayet Sankime, eden? 5 yıldız otelde kalıyorlar. Hayır Düz. onu geç tavuk temiz ızgara. Aynen öyle. Düş tavuk ızgara bak sossuz normal zeytinyağını koyabileceğin bir makarna makarnaya çıkartabilirsin bence ya. Protein çıkmıyordu. Evet yani hani böyle bayağı hani protein şey... yoktu yani. Ne zorluklarla şampiyon olunuyor görüyorsun değil mi? Evet. Daha güzel boş var. Kıymeti evet. daha çok biliniyor. Aynen. <gülüyor> 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 ya aslında şöyle söyleyeyim. Yani siz de oraya gelin. Gruplar yani hani bir hazırlık bence maçlarıydı sizin için. Gerçekten sizin zaten hani gördüğümüz hedeflere çeyrek final yarı final finaldi net olarak. Güzel Dort biraz daha hazırlık gibi geçti size. Aynen bir tık daha tabii çeyrek finalden öncesi bir tık daha rahat da <laughs> bizim için. Vallahi Güzel Dort ben çok beğendim yani. Hoştu biz Little ee... Tokyo diye mi geçiyordu? Evet ama sanki özetle. Little Tokyo. Sizin sokak öyleydi. Aynen. Evet arka <laughs> sokak Türkiye. <gülüyor> 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 tamam. Bir arkası Almanya'ya benziyordu yani. Bir arkası Urfa, Urfa'nın falan satıyordu yani. Biz orada da Kore yemeği yedik ama çok beğenemedik ya. Yani... Evet çok beğenmedik ama orada da bulduk yani. Hemen evet. otelin çaprazında bir yerde. Gel Ama acıydı biliyor musun? Evet acıydı ama Hong güzel Hong dediğimize değildi çok. Göre daha acıydı. Bizi izleyen bir tane kız vardı şey 4141'deki Kore videomuzu izlemiş. Bize iki tane mekan önerdi. Dedi aa dedi Aynen, da çok iyi mekanlar var. Birinin önünde çok sıra vardı girmedik. Rastgele bir yere girdik keşke girmeseydik. Ama diğerinin önünde de gerçekten hani böyle sokak boyu sıra karşımızda. vardı. evet evet o. Otelin tam Aynen, oteli tam Aynen öyle. İnanılmaz yani, sıra vardı. Onun dışında bir tane Frozencik Keşfettik. Dondurma gibi böyle yoğurt var ya üstüne. Ya, Her ya, gün ya. yedik ondan valla. O bayağı sardı bence. Evet yoğurt çok, çok yedik. Güzeldi. Bir daha yememeyi düşünüyorum. O kadar çok yedik Oturuyoruz kahve içeceğimiz yerde. Ee, böyle müzik sesi geliyor tamam mı? Hani ben Türkçe parçalar çaldığını anladık ama sonra Zülfü Livan elinden Haa, e, Yiğidim Aslan'ın çaldı muhteşemdi. Mesela o çok hoşumuza gitti. Orada böyle bir, tam evet metronun ya. yanında bir yerde. Çaldım. Valla kulaklarımızın pası gitti yani. Çok keyifliydi. Ama 5 saatte böyleyiz. Burayı kesin ha. Ama bir saat böyleyiz. Neydi bu şarkı? Abi gelmiyor aklıma. Neydi neydi neydi? 1 saat böyle düşündük düşündük. O ara Allah'tan çalıyor çalıyor. En sonunda kim böyle yaptı? Buldum. Sezen Aksu. Evet. Sezen Aksu. Sezen Aksu dedin ilk başta. Önce Sezen Aksu dedim evet sonra dedim ki hayır. Sonra buldun. Nasıl mümkün evet Aksu ile karıştırdın? Hayır öyle bir karıştırmadım. değil. Da... Yani melodiyi benzettim başka bir şarkıya sonra A açtım o değil sonra bekle 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 birden flash patladı bende. Sonra ee, aynen. Sezen Aksu demedi yani yanlış olmasın ben yanlış anladım. Hayır Sezen Aksu falan. <laughs> Acılı Şimdi bir neden? bakış. Hangi? Yerleşirse. Ha, aynen aynen aynen. Ben bence Aleyna'yı konuşmak istiyorum. Aleyna'ya da buradan sevgiler. Evet Aleyna'cım merhabalar. Sizin takımınıza eşlik eden. Gaytımız. Guy't. Çok iyi ilişkiniz vardı ya. Çok tatlı evet. bir insandı çünkü. Biz de çamaşır yıkamaya falan da böyle geldi falan. Kahve, kahve etmek içtik. Için. Sonra kahve içelim dedik falan derken böyle. Gerçekten çok samimi ve çok tatlı bir insandı. Bence bu zamana kadar ki en iyi guide'larımızdan biriydi yani. Çok evet. yardımcı oldu, çok sempatikti. Sanki ben Aleyna koşayım şu anda ağlayacak bunu attım. Ya. ya. Aleyna gerçekten bunu izlerken kesin ağlayacak. Kesin ağlayacak. Ben hatta Son videosunu gün ağladı içtim. ya. Yiyeceğim onu. <laughs> ben size videosunu atacağım. Harbi <laughs> mi? Son gün Son günü otobüse ağlamak. bindik artık hepimiz. Otobüste biri vardı yanında bilmiyorum kime sarılıyordu. Böyle ona sarılarak ağlıyordu ama böyle hıçkırarak ağlıyordu. falan. <laughs> ne <laughs> O ara ben ha <laughs> ha Ama şey de geldi sonra. Büyük de geldi. Geldi. Geldi evet. Kendi ama finallere gelmek <laughs> istiyorum demişti bize zaten. falan verdi. Bir de siz gizli aldınız onu arabayı otobüse. Evet. Otobüse evet. geliyordu değil mi? Tabii i̇şte böyle vefa. Hatta şampiyonluk pozuna da girdi. Evet. Girdi girdi girdi. Pelin abla sağ olsun. Evet. Pelin abla müthiş birisi bu arada. Çünkü Abi. diyorum ya çok yardımcı oldu. Aynı zamanda çok sempatikti. Çok da... Minnoş bir insandı yani. Evet. O yüzden çok sevdik Aleyna'yı. O Türkiye da daha gelince de kahve edeceğiz. Evet. Harbi Dedik mi? ki evet. Türkiye'ye gelince haber ver. Kesin gelir. O hatta maçlara falan Ben, geliyor. gelir. Maçlara falan geliyor. ben zaten Geliyormuşsun bu arada. Hmm. Aleyna'ya söyledim şimdi. Aklıma o geldi. Mı? E, orada bırakmışım. Almanya'da bırakmışım da. Ürekten bu reklam olsun. Hep bir yerde bırakıyoruz. Evet. <laughs> Saatimi çok Almanya'da bırakmışım o saatini. Aldı. Akıllı saatini. Akıllı saatini Almanya'da bırakmış evet. kankim be. Kanki sen hep bir şey unutuyorsun. Telefonu düşürme. Ya telefonu düşürme muhabbeti bir kere çok tam. onu hatırlatma yani onu düşünmek istemiyorum. Ama böyle işte akıllı saat olsun bir şey olsun hatta Elif'e söyledim. Odaya girdik tam yatak başlığının yanında Sehpa var. Sehpa'nın üstünde de şöyle bir işte duvardan bir çıkıntı var tamam mı? Sehpa'da koy şarjı değil mi? Hayır şimdi tam akıllı saatin boyutunda olduğu için ben simetrik olarak oraya koydum. Orada şarj oluyordu. Kaldırırken çıkarken de orada bırakıp gelmişim. Odayı hatırlayamıyorum şu an. <laughs> İnanırım bak oda bir çok gün. küçükmüş. Bak yani ortalama ya. Sen öyle Dur dur gelecek bende oda. Sen dersen. Hayır oda de gelmeden şey. ben başka bir şey anlatacağım. Bir gün böyle karşılıklı oturuyoruz. Yine ya Almanya'dayız ya Belçika'dayız. Bana dedi Hataladım. ki internetini aç. Ben de açtım. Bağlandı. 5 dakika sonra bana böyle yapıyor. Kanki ben sana bağlanmışım. Dedim Kanki ki aç internetin dedi. açık. E aç dedin dedim. Yo demedim. Ya aç bağlanacağım dedin ya o yüzden açtım. <laughs> Niye açayım internetimi dedim. Yok dedi ben bir şey söylemedim. Bütün bir hani Avrupa şampiyonası Elif ve Elif'in unutkanlığıyla uğraştık Meyve yani. yani. Aldı. GB yani gigabyte He? Gigabyte demişsin kızım bütün internetini. Hayır ya. Sömürdü beni ya. Sonra başka bir şey oldu. Market'e gitti. Ahududu falan aldı. Ahududu. <laughs> Ahududu. Ahududu. Ee, Ahududu. <laughs> Ahududu. <-du>. Ne, <laughs> ne Nasıl, ya? Nasıl diyeceğim? Her videoda bombası var. Dubai. Dubai. <laughs> Ahududu. -du. <laughs> <laughs> Kesin öyle. Banko öyle. Çok sıcak oldu. Nasıl ya? Ahududu. Yani Ahududu. <laughs> Ya bu şey gibi ol, yabancıları Türkçe öğretmeye çalışıyoruz da böyle Ahu bazı. Ahududu. <laughs> water kanka. Uh, water. Water. Oh. <laughs> Ahududu. Evet. Ya. ya bildiğimi unuttum. Ahududu. <laughs> <laughs> Neyse o meyveyi aldı tamam mı? Sabah işte yiyecek. Bana şey sormuş. Bu meyve yıkanır mı? Ben de evet demişim. Ama hatırlamıyorum. Ben de yıkadım tabii ki. Sonra patates oldu meyve. Mahvoldu. Ahududu. <laughs> Sonra bana böyle. Ben böyle yaptım iki. İyi bu meyve yıkanır mı? Saçmalama falan. Böyle kanka yıka dedi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Niye böyle? Bu aralar unutkan eskiden. Yani Avrupa Şampiyonası'nda bence kapını gördük yani. Çünkü hani önceden de evet. bazen oluyordu ama hani bu kadar üst üste olmuyordu. Akşam internet açtırır, unutur, sabah yıka der. Sonra niye yıkadın der. Hani böyle bana bir şeyler soruyor. Ben cevap veriyormuşum şu. Sonra bana bir şey daha diyor. Kanki anlamadım, bir daha söylesene. Çok falan. fokusmuş kız ama. Asıl tam tersi. Hiçbir şey olmuyor. Mesela ben konuşurken <laughs> neye fokuslanıyorsun mesela? <laughs> bir gün Salih ağladı bu arada bu unutkanlığım için. Nasıl? Bir gün otobüste ilerliyor. Otobüsteyiz. Otobüste ilerliyoruz. Otobüsteyiz. Geri geri gidiyoruz. Yan <laughs> 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 yana oturuyoruz. Su şişesini önümdeki koltuğun arkasına koymuşum biliyorsunuz o yerleri, cepleri. 5 saat su şişesini aradım. 5 saat gözümün önündeki şeyi ben nereye koydum? Ben nereye koydum? Salih'e bir bak. Ya ağlıyor ben mi? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Elif sen çok unutkan olmaya başladın. <laughs> çok korkuyorum bir şey olacak. Sonra ben dayanamadım ben ağlıyorum. <laughs> ben iyi değilim ya. Toparlar toparlar. Yok gün geçtikçe daha kötü oluyor. Benim B12 eksikliği var. Ben de her şey eksik. Bu kız aynı ben ya. Bende de felaket B12, eksikliği de unuturum felaketi. B12 eksik, demir eksik, yani kan eksik, D vitamini eksik hiçbir şey yapmıyorum. Eh sonra ben Burada azar işiten taraf oluyorum. Var. Ben öyle bir şey demedim evet. falan diye. Ben öyle bir şey demedim ya kafandan uyduruyorsun oradan uyu... Halbuki bütün olayı yaşayan ben. İlkin aydın. Ya bak... İçmeyeceğim. Ama <laughs> Vermezlerse kaçacağım. Şey falan iyi gidiyor da yumurta, ciğer bunları yersen. Ciğerden tabii. nefret ederim ama yumurta çok yiyorum. Çok bir yani öyle bir şeyler yemese B12'nin hapı var. var. Aynen, kanka ye ilacı gitsin. Var ya, basit. B12 ilacı. Evet. içiyorum Demir ilacı, i̇ç, ilacı var. İç. Demir ilacı yani. bana olmuyor. Ben sezon başları... Ol, ne oluyor? Daha da mı çok düşürüyor? Deneyeceğim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sezon başları ben iki tane serum alıyorum iki haftada bir. O beni böyle fullüyor. Sezon başına yeniden alıyorum. Çünkü ilacı kullanmak çok uzun zaman alıyor. Kanki Brüksel'e geçiyorum. Tamam. Ay. <laughs> Destekleriniz için çok sağ olun. Ne oldu? <laughs> ben Pepe'nin dedesine dönmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Pepe! Yani gerçekten. idmanlardan <laughs> sonra verdiği röportajlara bitiyorum. Senin haliyle. Senin çok iyi. Şampiyonluktan sonra <laughs> ben sana konuşmaya çalışıyorum. Sonra yere düşüp yerden Abi, artık ben konuşamıyorum. Ya. Ben diyorum beni antrenmandan sonra almayın diye. Çünkü yüzümde hani fondöten falan olmadığı zaman küçük bir nar danesine dönüyorum. Hatta annem şarkısını söyler. Mardanesi, danesi de, danesi. Danesi. İtalya'dan <laughs> selamlar. Fondöten de fayda etmiyor bu arada ilk. Ya ya. evet yani yine kız ama antrenmandan etmiyor. sonra antrenmandan zaten fondöten sürüp gitmiyorum yani. Bak ondan sonra sürsen de hiç sürmez. Yani Sonrasında sürünce hiç olmuyor zaten. Öncesinde sürmem gerekiyor ki birazcık daha kapatsın. Çok Balın tatlı oluyor var. ama. Sence en tatlı de. olduğu an oluyor. Kötü bir şey mi dedim ya? Yok ne bileyim. Başka zamanlarda hiç tatlı değil miyim acaba diye yani düşündüm. en tatlı olduğun tatlı, tamam. Olulun gündem olan, efsane olan işe geçmek istiyorum. Bunu konuşacağım. Elif'in karın kasları. <laughs> ya o doğuma büyümek yani böyle. Ya ben 15 yaşında da hatırlıyorum yine böyle 6 tane. Hadi tabii isim General verir. Ronaldo falan. gibi misin ya. Ya benim hep vardı genetik. Nasıl oluyor bilmiyorum ama zaman e... Benim hep vardı. <laughs> Benim hep karın kasım vardı ama e, şimdi daha belirgin. Çünkü benim belim sakat ve belim sakat olduğu için fıtığım olduğu için bunun karın kasının çok güçlü olması gerekiyordu bir dönem. İki yıl boyunca çok çektim ve çok fazla kor yaptığım için de şu an çok daha belirgin bir halde. O da maçın e, heyecanıyla bir anlık kalkmış galiba ağzımı siliyor formaya. Emin değilim. Orası şey anlaşılmıyor bir... onu görürdük. Aynen zaten. Orada yani kesinlikle bir şov yapmaya çalışmadım ama <laughs> bayağı bir de kameralara böyle yansımış dev ekranlarda görünmüş falan çok konuşuldu. Ama güzel yani. Nasıl bir duygu karınkası olmasın? Bende yok. Hmm. Bende de yok ki. <laughs> ha Zehra bana böyle yaptı. Elif bilerek mi yaptım bilmiyorum ama herkes karınkasını gördü dev ekranlarda çıktın. <laughs> öyle mi öyle mi? Olay oldu ya. Ama evet. güzel bir görüntü bence. Yani ben kendisini tanıdığımdan beri hala duruyor. Yani i̇sim versek altısına da isim bulalım. <laughs> Genetik diyorsun ama var mı Saliha'da falan? Saliha'da bence çok kötü mesela. karın kası yok ama güzel. Bizde göbeği mesela benim yani. kardeşim de hepsi. Öyle. Hep, hepsi onda. Görüntüdeki bütün kas şeyi demirde. Evet güzel hepsi şey var. Annem babamın göbeği var. <laughs> bırak da olsun <laughs> ya rahat bırak insanları. Peki <laughs> tamam. yani Brüksel'de ilk gün bir ofunuz vardı. Evet. Ondan sonra bir daha ofunuz olmadı. Ufaktan bir gezdik. Hayır ilk gündü değil mi? Evet. İlk gittiğimiz gün. Sabah zaten yola çıktık Almanya'da. <laughs> Müzeye gittik. Evet ya çikolata müzesine gittik. Nasıl? Yani, güzeldi. Yani güzeldi. Bana söyledin gitme dedin. <laughs> tamam ya güzeldi ama böyle hani çok abartılıyormuş yani çok fazla ben ama bir şey söyleyeceğim. Az diyordum hani çok özür dilerim. Kendi ben çikolatanızı falan, böldüm, falan yapacağız. Edin. Gideceğiz orada bir aktivite bekliyordum yani. Tamamen çikolatanın tarihine yönelik bir müzeydi. Ha sonunda çikolata yedik, harikaydı. Çikolatalı duş jeli aldık mesela. O da muhteşem. Evet. Mum aldık. Harika kokuyor. Oyun oynadık. Kakaoyu parçalarken Böyle şöyle bir yuvarlak bir şey düşün. Onun içinde sopayı böyle döndürmen gerekiyor. Bunun da oyununu yapmışlar tamam mı? Yan yana bastık hemen kartları. Yan yana onlarca şey çeviriyoruz böyle. Ekranda da işte sözde çikolata şey yapıyorsun. Yüze vuruyor ama bak. Ne kadar hırslandık yani. En hızlı yapan yani. bu arada. <laughs> Önümüzde çocuklar var falan bence yarısı falan biz bir geçtik. <laughs> Yüze kadar vurdu yani. Çikolata ya. Müzesi'nde zirvedeler. Bizim Tabii Luna ki. Park'taki uçuşu hatırlıyorsun değil mi? şeydeki Aqua Park'ta. Onun gibiydi yani. En doruk noktaya kadar. Bunu da be. Her bir gittiğinizde yapıyordunuz. Evet Roller ya. coaster falan bunda oldu. Yok da söylediler Almanya'da. Vardı. Almanya'da vardı. Uçaktan evet. indik. Oradaki bir aile vardı bir yanlarında çocuklarıyla. Onlar bize söyledi. Dedi ki sizin sevdiğinizi biliyoruz. Hani buraya gidebilirsiniz, şuraya gidebilirsiniz. Videonuz Almanyalara kadar gidiyor be bak. Evet. Bu ne popilik ya. Olur. Öyle. Of günlerimiz Aynen. yani maçın olmadığı günlerde hep bir antrenmanımız vardı. İşte sabah top akşam fitness oluyordu. Çok gezilecek bir zaman yoktu aslında. Tek olsaydı belki gidilebilirdi. Ama hatta bir tane park gördük. Doğal bildiğin yaşam alanı. Ceylanlar falan var. Neydi? Adını tam hatırlamıyorum. Gidip orada Wild hani diyordu. besleyebiliyorsun. Evet. Düsseldorf'un dışındaydı. Yine çok uzak değildi ama dışındaydı böyle doğal yaşam alanı ama yani böyle hani hayvanat bahçesi gibi düşünüyorsun istemem yani. Öyle bir şey asla girişmeyiz zaten ama burası böyle doğal yaşam alanı gibi biraz hani araştırdım ben hastalığı olan ya da atıyorum patisi yok hani bu tarz hayvanları da alıp orada hani sağlıklı yaşamaya yardım eden bir yerdi oraya gitmek istedik çok aslında ama oraya da zamanımız olmadı daha hani yeme üzerine biraz daha etrafa döner. Hani öyle Çamaşır yıkama üzerineydi daha doğrusu. Ben Düsseldorf'a nasıl atladığımı da bilmiyorum. <laughs> Belçika'yı konuşuyordum. Neden Düsseldorf'a geldi? Evet bilmiyorum neden. Bu arada bu söylediğim bir Düzeldorf. Ne ara geldi ben hatırlayamam. Siz bir şey kat. <laughs> Kes. <Kafa> Büyüksel. Ya <laughs> Büyüksel <gülüyor> <Büyüksel'de> <gülüyor> yine yemek Biz çok yemek yiyoruz. Kanki ama yediğiniz şey güzeldi. Midye yedik. Evet Midye Bir de ne yedik? Makarnanın adı neydi? Somonlu. Somonlu. Linguini. Linguini. Beni de davet ettiler bu arada onu da söyleyeyim. Evet beraber yedik. Çok iyi hesabı. Sen dedin sen öde diye. Ben ödeyeceğim diye. Ama ben araya girebilirdin. Yok yok Elif ol, olmaz öyle demedi. Yok yok Elif ya derken cüzdanı yerine koyuyordu gene. <laughs> ya yuh <laughs> ya gerçekten. Gel <laughs> ya, ya Elif ya. <laughs> şaka şaka. Belçika'yla ilgili benim tek e, üzüldüğüm şey sıcak çikolata hiç beklediğim gibi sıcak çikolata değildi. Ama biz gittik şey en ama, kalitesiz bardan... yerden içtik kanki ya. Çikolatayı suyun içine evet. koyduğun o şey oluyor değil çok mi? Çok kötüydü. E, suyun içine koyuyordun. Ya normal <laughs> sıcak çikolata, mesela otelin kahve makinesindeki sıcak çikolata efsaneydi. Bize waffle ben içmedim ya. ondan ya. Ben Ayça'dan tadına baktım. Neyi? Waffle. I. Yemedik ki. Ben beğenmedim ya. Biz waffle yedik mi? Biz waffle yemedik. Biz sınırlıca çikolata yedik. Çikolata <laughs> yedik, patates yedik. O gün o evet. kadar çok yedik yani. Patatesin aşırı bir özelliği yoktu ama hani onun o şekilde veriliyor olmasa hani böyle güzel bir Patatesin şeyin içine... Patatese puan içinde... ver. Sadece patates onun üzerinden beş bence. Bence Abartma 2 iki falandı. Sana son şey Çok kalanlar gelmiştir. <laughs> <laughs> bir de felaket sıra var onların. Evet. De. Ya diyorum bu ne bu kadar fazla Hizmet, canım, hizmet çok iyi. Dedim. Çok kaliteli hizmet Gireyim dedim dedim patates ver dedim. Neyse o dedim ünlüsünü. Yedim. E dedim patates. Evet. Ya... ne diye girdin tam ya olarak ya, patates bir şey diye ne var şeydi bu arada. Ya bir tane sosu güzeldi. Çürüflü tamam, çok iyiydi. Çürüflü mayonez tamam, mesela. Tamam ben mesela... de ondan aldım tamam. Bayağı iyiydi. Çok iyiydi. Ben patatesi daha çok çıtır çıtır seviyorum. Böyle içinin yumuşak olmasından çok hoşlanmıyorum. Bunun Dışı çıtırımsıydı, içi çok yumuşaktı. Hatta ben çok, çok çiğ tadı aldım yani. Daha çıtır diye benimkiyle değişmek Aynen. istedi, Hemen değiştirdik. Çünkü ilkin, ya bana hepsi onlara kalmış çıtır çıtırlar dedi. <laughs> seve seve yedim onları. Böyle demediğime yemin <laughs> edebilirim ama kanıtlayamam. Bu bence bu şampiyona sizin daha fazla gezdiğiniz değil de full fokuslandığınız bir durum. Evet. Ya evet bir de çok yoğundu zaten ya. Değil mi? İki günde bir maç, evet, iki günde evet. bir maç falan filan. Bir çok yoğundu. Sev'in yaptığı kural 26 maç, 24... Çok takım. fazla Değil mi? ya, çok fazla, çok fazla ya. ya. Çok yorucu oluyor programlar. Ya belki izleyenler için muhteşem bir şey. Ne kadar çok izlerse o kadar iyi gibi. Ama bize Ama... tabii birazcık zor oluyor. Şimdi burada size efsane bir yine Orkid'in bir araya gireceğim ve bir sponsorluk işiyle bağlayacağım. En cesur anı sormak istiyorum. Yani takım olarak kendiniz de bireysel olarak da söyleyebilirsiniz. Takım olarak en cesur anınız. Bence çok var ama. Ya bence İtalya maçında 2-1 gerideyken 4. setin ortalarına doğru yine gerideydik. Hani o anda böyle molada dedik ki biz buraya şampiyon olmaya geldik. Bu maçı kaybetmiyoruz. Bence herkesin o maç için hani o anki mentalini değiştirip en iyisini yapmaya odaklandığı andı bence. Ve tabii ki bunun için de çok cesur olmak gerekiyor. Ben o anı söyleyebilirim. Aynı katılıyorum kesinlikle. Kişisel var mı? Servisle. Servis sanki servis ya. Ama plase ben Sırbistan'daki Aa, maya'dan sonra attığım plase. Evet bence mayadan sonra attığım plase diyebilirim. Çünkü e, mayayla da şöyle bir şeyimiz vardı. Yani bütün sezon boyunca o plase atınca ben atardım. Ben plase attığımda direkt ardından o ya. atardı evet. Ha rekabet yiyordu. Aynen böyle mi? gelirdi. ha Elif plase mi attı? Şimdi geliyor benimki. Ne alırdı da? Evet. Çok iyi bu. <laughs> Aynen o an diyebilirim. Çok özeldi yani bilenler o insanlar için. Bak, Bu şey arada acaba? ilkine trip atacağım. Yani, piyano piyano dedi. Gitti başkalarına piyano çaldırdı. O çok Bir ani de, oldu ama ya. Yani. 10 metre ilerideydim. Öbür tarafta uyuyordum. Piyano yani, sesini duyup gelmediysen o senin hata. Güzel laf soktun kız. Ya aslında... Ben buradan bir tane şimdi mesaj ileteceğim. Ben hani daha önceki şeylerde de söylemiştim ya çok öncesinden daha hani profesyonel çalıyordum ama sonrasında böyle gerçekten benim için çok büyük bir boşluk oldu. Elif ve annemin ısrarı da gerçekten çok fazla bu konuda. Hele annem bu piyano çaldığım videoyu gördükten sonra eve girdim bak kapıdan girdim şaşırdım. Geldik böyle yaptı bak. Bu sene milli takım bitiyor. Tekrar ders mi alırsın? Ne yaparsın? Bilmiyorum. En az 5 tane parçayı ezberliyorsunuz ben böyleyim. Merhaba ben 23 yaşında. <laughs> <laughs> tamam ama sen bilirsin falan yani. Şampiyon oldum falan. Ay, o kadar yükseliyor annemle Elif. E, ben de seviyorum ama çok uzun süredir başına oturmuyordum. E, orada da piyanoyu görünce böyle bilmiyorum içimden piyano perileri. Bir anda ben söylemedim ha e Çok da düzgün Ay, çalamadım ama. Senin gururlu ama... bakışın. Evet ya. Yani. Ama ne benim musun? çok düzgün çalamadım. Bir tane çok minnoş bir arkadaşımız bana mesaj atmış bak mesajda şöyle yazıyor. Oturuşu yanlış. Elinin duruşu yanlış. Bu notalar yanlış. Piyanoya uzaklığı yanlış. Abi sal, sal Biz de biliyorduk onları düzgün yapmayı. Şu anda tamamen hobi olarak yani orada içimden gelmiş bir şey yapmışım değil mi? Niye bozuyorsun? Yani bir saat uykuyla gelmişiz orada o saatte aklıma piyano çalmak. Abi sal beni ya. Abi o da eleştirilirse yuh. Bu arada lütfen Neler neler yani. eleştiriliyor. Bunu da normal karşılıyoruz artık. Ki birkaç parça çalsın yeter bana. Ben bir de onu döndüre döndüre çaldı. <laughs> bir ara bana... Bayağı seni kullanıyor. Bir şey bana atıyordu mesela şu parçayı çalsana piyanoda diye. Evet ya. Ya da kanka mesela hı. atıyordu ki ilkin bu dizinin müziği harika bir dinle beğenirsen piyanoda da çalsana. Yani evet. ben çalayım dinlesin. E, o dinlesin. sen bunları yapıyorsan bayağı iyi yani kanki sen Yani. Güzel güzel çalıyor da. Piyanomun akordu bozuk onu bir yaptırsam aslında öyle Piyano sponsoru açınca. aranır <laughs> Orkid bunu ayarlayacağını söyledi. Yan taraftan sözünü aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şaka bir şarkı besteliye. <laughs> Sizin için de çalalım. Siz de bana gönderin. Şunu çalsan çok iyi olur. Altında Elif. Şunu çalsan harika olur. Annem çalıyor musun? Onları böyle seri yaparsın. Tabii. Sen beni başka bir boyuta... Ben her şeyi ben bırakıp bayağı, bayağı istersen... Bayağı seni değil mi? Yani ta şimdi buradan liseye geçerken sordular konservatuar mı, voleybol mu diye. Hani oraya döndük. Her şeyi bir kenara bırakıp ben en konservatuar. iyisi konservatuara baştan başlayayım. Bence gerek başlayayım, yok. Bence böyle daha iyi. Bu arada Bence. yine fenomen aldım. Her yerde senin efsane videon. Ne kadar sempatik ama değil mi? O videoda ben varım ilk. Dans ede dans. Elif biliyor musun? Ha. Şu. Var <laughs> orada <laughs> 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 bana sarılmaya geliyor. Enes oradan çekiyor böyle. Bir hafta ve orada efsane cümleyi kuruyor. O cümle neydi? Ben siyasi şeyler söylüyorum. <laughs> bir de şöyle bir şey oldu. Biz şimdi o servise geldik. Bana kim dedi Ayça mı dedi Zehra mı dedi hatırlamıyorum. Biri dedi ki ilkin dedi patlamış video. Ben de dedim Ayça ki ya. Dedik abi, Ayça dedi galiba. Ayça mı demişti? Emin değilim. Ben de dedim ki yani tamam dedim. Ya yani şampiyon olduk. O arada kaynar. Bir baktım Öyle. herkes retweet diyor, Her Her herkes. Yerde. Bir kişi vardı. Benim A arkadaşlarım bana atıyor kanki meşhur oldun diye. Ya orada ben değilim konusu. Niye biner şey ya? Bana da herkes mesaj atmış. <laughs> Gruplarda bütün konu sensin. İşte sana helal kral be falan arkadaşlar. Yok <laughs> sakin öyle bir ol. şey yok. Canlı Ama... olduğunu bilsem sizce hani kadar <laughs> Ama... Ha bir de dans ederek hani değil mi? Bir de ciddi bir şey söylüyorsun bari ona göre hareket de... <laughs> Hayır dans ederek. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsanlar da helal olsun. İlkinin o videosunu kaç kere izledim. O cümleyi ben duymadım. Evet ya. Yani. Ben de duymadım. Ben duymadım Ben yani. he, üstüne yazılınca sen yazdığını... Yani yazana okurken arkadan hani öyleymiş gibi anlaşıldı. duyarsın ya anlaşılır. Hani i̇lkin de öyle bir şey söylediğini anlamamıştır ilk başta. Yo ben çok güzel yani onu çok emin söyleyerek gittim. <laughs> Sonra neden diye düşünürken Enes zaten ikinci soruyu sormuştu yani. <laughs> Ama şey yani diyorum ya o dans biraz sempatikleştiriyor. Ama her şampiyonada bir bombası var. Tabii ki. Her bir öncekinde bu ne biçim soru ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <bahsedelim>. şeyler. <laughs> Enes'e de kanki Enes'e de hep geliyor ya. Elisi evet çok son seviyorum. biz onunla konuştuk biliyor musun? Yani insanlar çok başka bir yere çekmiş hani bu ne biçim bir soru değişim ama sonra tekrar konuştuk ben dedim hani sana yüklenmişler kusuruma bakma ama ben hani kötü niyet söylemedim yanlış da anlama evet. kendi açıklamamı yaptım yani o biraz. Enes'e de buradan selam söylüyor Evet. Bir tane sinek olayınız var. Mı? Ya bir, bir dakika bunu şimdi şöyle ha, ben anlatacağım. çok özledim ya. Bak <laughs> Kendilerini. şimdi. Kendilerini. Kara sinek girdi odaya odanın camları açılmıyor. Hani nereden girmiş olabilirsin kimsenin odasında yok. Bizim odada bir adet sinek ve var. siz var. öldüremiyorsunuz. Hayır bir dakika şimdi olay öyle değil. Çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> anlatacağım ona. Öldürmekten beter etti. Hayır ya. Şimdi odaya girdi ve hayvan ilginç bir şekilde biz gece yatarken Evet. galiba. Hiç yani ses sesi çıkmıyor. Sadece sabahları böyle bir odada dönme hali. Hmm. Evet. biraz sakinleme. Sonra akşamüstü tekrar ışıkları <laughs> kapatıp yattığımız andan itibaren ki normalde kara çok rahatsız eder. Hiç bak odada Evcil ses hayvanınız yok. olmuş sizin ya. Aynen mesela tamam, üzüm yiyoruz, sapını bırakıyoruz masada. <laughs> mesela ben geliyor mesela sinek şimdi şey yiyor. Elif oradan geçerken dedim <laughs> ki yavaş geç üzüm yiyor. <laughs> Hani artık alıştık artık adını muhittin topalak koyma sebebim de şu. Bir gün şimdi duşa geldi tamam yani? Duşa geldi. <laughs> Hoş geldin. Şey var, küvet var. <laughs> Küveti içindeyim. <laughs> kuvvetin içinde dolanıyor tam ben dedim ki artık yani hayvan eziyet çekiyor yani hani <laughs> ben söyleyeyim yaşamaması gerekiyor <laughs> hayır ben söyleyeyim ben ne yaptım ben ama ya sen benim yaptım her ben şeyi söyle hayır ya <laughs> bak şimdi gülmeyeceğim ben ben <laughs> şimdi <Şu> vurdum sineği <laughs> sinek küvetin altından sekip geri geldi ama artık elime geliyordu ama bu <laughs> basketbol topu gibi sinek sektirdi ya ben sektirmedim hepsini kendi yaptı yani bir kere vurunca zaten eğleniyor hayvan hayır yakalayamıyoruz da <laughs> hani isteyerek olmaz <laughs> Ay, bence öldürsen daha iyiymiş. Ne, bir şey söyleyeceğim. Dur Ger dinle. Daha devamı yok ya, gerçekten. var. Hiçbir şey olmadı hayvana. Yani ben basketbol topu gibi hani <laughs> onu sektirdikten sonra bile o inatla yaşama tutunmaya devam etti. Odada, odada yaşıyor. yaşıyor. Odada böyle dolan dalınıyor. İyi ki buna bir tane koyuyor. <laughs> sonra bir yok oluyor. Bir saat sonra ortaya <laughs> <laughs> çıkıyor. <laughs> Hayvanda ilginç bir kendini yenileme vardı yani böyle. Hani, kediye dokuz canlı diyorlardı bir, bu ayrı Terlik fırlatıyorum. <laughs> Ortada yok şimdi. Elif'e diyorum ki tamam galiba bayılttık. Çünkü artık bir süre sonra gece de rahatsız etmeye başladı yani. Zzz, yani. Uyumam lazım anladın mı? Terlik fırlatıyorum böyle bir yarım saat yok. Sonra bir bakıyorsun merhaba günaydın. Seda Sayan gibi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım diye böyle. <laughs> Kapıdan giriyor. Kaç gün? <laughs> dört bir gün. hafta falan. Full. Hep vardı kanki. Yok son dört günde falan geldi. Mesela muma konuyor. Mum yanıyor mesela ben böyle, yapabiliriz. <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> Sen de sıkıldın biliyorum. <laughs> ben böyle yap gitme çocuğum yanacaksın. Bu da ölmesini istedi ama öldürmedi. Hayır ya ölmesini istemedim ama yazık değil Beş mi? Odanın içinde çarpı çarpı. Yani, Onu aslında yaptın tutabilsek ya. ne yapayım? Koridora atardık da tutamadık. Odadan çıkaramıyoruz. Koridora çıkmıyor. Yakalayamıyoruz da hani canlı bir şekilde koridora bırakalım diye. Onu da yapamıyoruz. Hayvana eziyet ya. Düşünsene odanın içinde dört dönüyor. Hayvanı top gibi sektirmiş. Sen hayvanı top gibi sektir sonra eziyette de. Gel de inan şimdi. Öyle bizimle yaşayan bir sineğimiz vardı, onu da özledim. Geçen. Hala duruyor bu arada. Biz hani bırakırken vedalaştık. <laughs> Hala Yeni odada muhtemelen. bekliyor. Aynen öyle. <laughs> Yeni misafirle artık sektirmeye devam edecek gibi. <laughs> ben bu kadar inatçısını görmedim ama yani. Siz takımın en genci olduğunuz için tüm her şeyi siz taşıyordunuz. Evet. Ya bu zamana her kadar her takımın şey. en genci olarak Derya, ilkim ben, bir de Evra. En genci olarak taşıdığım en güzel şey bu kupaydı. İlkinin videosu var bende. Bunu ha. sabaha kadar taşıyabilirim. Evet evet yani taşıdığımız en güzel şeydi bence Aynen. küçükler olarak. Yenelden dönüşte de taşıdık çünkü. Yani Büyük mesela... sorumluluk değil mi? Çok hele bir kere yenelden dönerken... Sen mi taşıdın onu? Aynen bir yenelden dönerken bir de X ray'den geçiyoruz ya. Oradan geçirince iki tane yolu var ya eğer bakmaları gerekiyorsa arkaya gidiyor. Evet. Arkaya gitti ben Elif'e böyle yaptım yandık. <laughs> Başını bekliyoruz polisin orada. <laughs> Kupa var, kupa var falan. Abi kupa işte yani neyi Bir şey derse diyor oradaki büyükleri pelambullar e falan yanımıza aldık. Ay el falan yaptık. Aynen. Kupayı aldık, kupayı aldı. <laughs> o çok değerli. İlkimiz o. İkidir, Eda abladan sonra kupayı ben alıyorum. Artık bu bir şey oldu. Totem gibi bir şey oldu. Takımın... Nasıl? Kupayı kaldırdıktan sonra? Aynen. Eda abla ilk bir kupayı kaldırıyor. Hepimiz sıçıyoruz. Sonra Elif al. Direkt bana atıyor. Direkt? Evet evet. o süper. Bak efsane bir totem daha öğrenmiş. Evet Eda abla bana veriyor. Ama bir tane fotoğraf çekmişler. Of çok iyi değil mi o fotoğraf? ya Benim attığım var ya... Hayır. Şöyle yapıyorsun. Sen Twitter'a mı attın onu? Etrafında biz seviniyoruz. Sen ortada net çıkan tek kişisin. Sen Twitter'a mı attın onu? Evet. Ya. Ama üstüne çok şey bir şey yaz. Ne yazdın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne yazdım. Bakarsın Ayşe. <laughs> tamam. Polonya'yı sormak istiyorum. Belçika'da biraz zorlandık falan. Polonya'da herkes şeydi. Çok zor olacak, kötü olacak, ne yapacağız falan. Ben dedim ki ya dedim, çok rahat ya. Ben çok rahat kazanırız dedim yani. yani elif de aynısını söyledi biliyor musun? Ya Çok rahat alacağımıza inanıyorum ben dedim. 3-0 gibi fil skorla alacağız dedim. Oda da konuştuk ya. Onu da unuttuk. Ben boş dedim boş ki ben biraz stresliyim galiba dedim. Sen de dedin <laughs> ki ben eminim bu sefer dedin. Polonya <laughs> maçından sonra <laughs> bence seviyemiz birazcık daha arttı. Bize iyi Polonya geldi. Ile o. Polonya'da birlikte falan. bence. Evet evet. Şey, Polonya da dahil. dahil. Tamam, Çünkü bence de. 30 Ağustos'ta olsa denk gelmesi bence muhteşem bir olaydı. Yani gelebilecek en güzel güne denk Aynen. geldi bence. Onun gazıyla da zaten Polonya'yı çok rahat geçince diğerlerini böyle rahatlamıştık yani. Evet yani ben şöyle bir Çünkü şey... biz 3 tane çok zor maç oynadık. Favorilerin 3'üyle de oynadınız. Evet. evet. Yani ya bizim yolumuz gelmedik. bence en güzel şampiyonluk yoluydu. Bence de ya. Böyle daha iyi bir şey oldu. Çok değil iyi mi? oldu. Sen bana çok hep diyorsun oldu. ya. Zordu ama başardık. Aynen. Biz Elif'le sezon içi olur, sezon dışı milli takım olur. Kendi özel hayatlarımızla ilgili belki o an zor bir şey yaşıyor olabiliriz. Ben hep hep söylerim. Derim ki yani bu işin sonunda masaya oturduğumuzda zordu ama başardık demeliyiz dedi diyorum. Aynen de öyle oldu. Çak. Arkam ya. Gerçekten bu da öyle oldu ya. Evet. Ha. Bir de ikonik maçlar hele İtalya tam ikonikti bence. Evet. Bir de İtalya gerçekten iyi oynadı bence. Olur, ben İtalya ben oynadığı bilmiyorum. en iyi maç oynamış olabilir. Ben bence de. o sahada kötü oyunu saymadım falan yani. Fersino de Cennaro oldu bir ara. Hepsinin bir atak var. yüzdesi %50'nin üstündeydi Büyük bu. İnanılmaz oyun. Evet. Oradan döndükten sonra zaten ben çok rahatladım. Senin bir sözün var. Onu da soracağım sana. Dünkü basın toplantısında şey dedin. Dani köşede bize inanılmaz motive ediyor onun böyle hareketleri falan. Gerçekten sağ kenarında ben de motive oluyorum. Değil mi? Böyle duruyor böyle şeyler falan yapıyor ya inanılmaz. Yani, yani. Dani'nin bana vurması mesela çok komik geliyor. Her yani hepiniz ki... de vuruyor. Bilerek mi yapıyor? Benim, benimki ayrı bir seviye ya. <laughs> Beni bir kere antrenmanda arkamdan itti. Bir burnumun üstüne düşüyordum. Aklım durur. O kadar boşluğuma geldi ki yani. Var öyle şeyler ama tabii sempatik olduğu için. Ya yanlış anlamıyorum. Bana yaptığı şeyleri bence siz de anlamıyorsunuzdur tabii ki de kendi adıma konuşacağım. Hangi maç hatırlamıyorum arkamdan bir tane vurmuş bana kafama şöyle falan olmuş. güzel Güzeldorf'taki insanlar onu, yanlış onu anlamış. bile paylaştı. Ha, yanlış aynı. anlamışlar onu. İnsanlar görmediyse benim Ataman abinin bana vurduğu videoyu izlerseniz aynı o yasaklı bir şeydi. <laughs> Ama önden kamera olmadığı için ben kahkaha atıyorum yani o çıkmamış. Zehra'nın işte, hani... direkt Santarelli'ye vurduğu var. Çok iyi olmuş. Of, <laughs> Böyle bir, ihtiyacı bir şey ihtiyacım vardı, aydınlıktı. <laughs> bir kere de Polonya'da hazırlık maçlarında bana bir vurdu. Şak anlamın şakına böyle diye ses çıktı. Ben şöyle oldum. <laughs> i̇yi Günaydın. Ama iletişim falan efsane. Evet. Sağ içi iletişim gerçekten çok iyi. Dilip arada böyle bir anda kameralara bakıyor. Konuşuyorlar. <laughs> Sizler şey, siz anlatın. Sırbistan'ı çok iyi yendik ama ya kızlar. Çok güzel final maçı oldu ama. Değil mi? Çok güzel oldu şey 0 efsane bir şey olsa o. bu kadar Full sevindim Full Türk olması İstiklal Marşı'nı hepiniz okuyorsunuz ya Sanki gözlerinize öyle bir gurur var ki Sanki ilkokulda böyle Birinci sınıfta ilk çocuk okur ya böyle bağırarak İstiklal Marşı'nı sanki öyle okuyordunuz yani. İlk defa evet. bu kadar bağırarak ve ayrı bir gururla söyledik Çünkü o kadar ülkenin arasında Tek senin marşının okunması Çok ayrı bir seviye yani çok Aynen Bambaşka öyle. bir duygu Ya bir de artık gittiğimiz her yerde ev sahibi gibi maç oynuyoruz Bu çok farklı bir boyuta ulaştı bence Evet. Muhteşem bir şey ya. Muhteşem bir şey sefer. yani. Çok güzel. Yani, yani şimdi de gideceksiniz Japonya'ya. Sonra lig başlıyor. Japonya'da dolu olacağını sanmıyorum. <laughs> çok Yok, dolu olacağını dolu sanmıyorum. Değil. Yani Japonya'ya da gideceksiniz. Kaç gün orada kalacaksınız. Bir de size erken gidiyorsunuz. Şimdi döneceksiniz kulüp sezonu başlayacak. E bu aralarda işte bu başarılar belki sizi motive ediyor. Yani sizi ayakta tutan bunlar yani. Gerçekten çok zor. Çünkü bir de yorucu bir dönem yani bence milli takım. Ben yoruluyorum. Çünkü Her yoruluyor. gün size geliyorum onu yapıyoruz. Burada biz neler yapacağız tasarım falan filan. Biz yoruluyoruz yani. Aynen genel konsepte yorucu olduğu için böyle şampiyonlukla bitirmek falan kürsüde bitirmek <laughs> muhteşem oluyor. Şunu soracağım. Başta bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum. Ben de İlk bekliyordum. toplandığınızda. Yüzde yüz hani bekliyordum. Hani ilkinler önce toplandı. Hatta Elif hatırlıyor musun? Orada başlıyorduk demiştik hatırladın mı? Kala şey, gecesi yapmışlardı ya merhaba. Evet evet, evet 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 evet. Orada gerçekten toplandığınızda inanıyor muydunuz? Hani Antalya ayağından sonra part part gittik yani. Antalya bitti mesela Elif'le odada konuştuk yani. Dedik ki tamam yani bu takım bu sene Viyenel şampiyonu olur. Viyenel bitti. Arpa şampiyonasına hazırlandık işte Polonya ile hazırlık maçları oynadık falan. Geldik Arpa şampiyonası başladı. Grup bitti. Dedik ki biz bu turnuvada şampiyon olmaya geldik. Şampiyon olacağız dedik yani. Zaten bir kere bu, bu kadar kaliteli bir mentaliteyle şampiyon olmamak olmamak kesinlikle mümkün değil evet. bence herkes inanıyor düşünsene orada 20 kişi var staffla beraber bizi destekleyen tribünler herkes bu takımın şampiyon olacağına inanıyor mesela evet rakiplerin böyle korktuğunu hissedebiliyordum yani medya günlerine falan gittim yani rakiplerin böyle hani çekindiğini tamam abi Türkiye ile karşılaşacağız ve bir şey olacak dediğini o anda o konuşmalarından hissiyatlarından anlıyordum. Bu gerçekten müthiş bir gurur ya. Yani. Tebrik evet, ediyorum bizim, kız sizi. Onların Teşekkür röportajları diyorsun. da bizi bu arada çok gaza getiriyordu bence. İnsanların Oho, Oo buraya girmeyelim zaten. dedik ama girelim. Felaket röportajlar verdiler ha. He. Evet. Böyle, hep yani. hep sizle ilgili. Hep, size sizle. Evet. Aynen. Onları görüyor muydunuz? Ya İlkin, hiç bakmıyor. Twitter'a hiç bakmıyor. Pardon, Twitter'da. Twitter'a hiç bakmıyorum ben. Ben başka bakmıyorum. Başka kulvarlara bakıyor olabilirim. O doğru. <laughs> İlkin gördün ya kanki insanların işte sporcuların bizim Türkiye hakkında yaptığı röportajı işte Türkiye ile Ha oynayacağız evet, ama... evet evet evet. <laughs> tabii ki ya. Bir şey söyleyeceğim? Ee, kim evet, demişti? Evet, evet. Tam hatırlamıyorum hangi takımdan spor... bir sporcu Polonya galiba. Ee, onların da vargası var ama ne olursa olsun vargasında bir insan olduğunu görmüş olduk gibisinden bir yorum yapmış tamam mı? de dönmüş Zehra'yı bu röportajı gördükten sonra böyle yapmış. Ben canavar var mıydım da? <laughs> Ben canavar mıydım? Neden insanlar <laughs> benim için böyle söylüyor anlamıyorum. Ben insan değil miyim? Ben <laughs> Hayır şimdi... deseydin. <laughs> de... Onu nasıl görmüş ya yani Mile? Bilmiyorum. İspanyolca falan etiketlemişlerdir bir yerde. Görmüştür aa, aa. onu yani. Full etiketliyorlar değil mi Tabii. siz? Bunu gördüğünüz evet, evet. falan Evet ben... Ya da en kötü çeviri var zaten. Aynen ha, çeviri, çeviri var. Çeviriden. Ben Onun şöyle nedir? bir şeye denk geldim. Mesela ilk defa oldu. Biz Mile, Elif ben üçümüz Instagram'da ortak fotoğraf paylaştık ya. İtalya maçı bitti. Soymalısına odasına geldik. Telefonumuza bildirim yağıyor, Nasıl İtal yağıyor İtalyanca ama. linç. İtalyanca, İspanyolca insanlar linçlemiş. Tam anlamadık nedenini hani. Çevire basıyorsun sadece kötü bir yorum çıkıyor karşına. Hani neden linçlediğini anlamadık ama inanamadık yani. Bize ne kadar iyi yorum, kötü yorum geliyorsa bir o kadar ona da gidiyor anladığım de. kadarıyla. Demek ki çok üzmüş onları. Hımmmm. Bir şey diyeceğim de mile kadar da tatlı. Çok tatlı bir insan ama Muhteşem lakibe... Bir insan. Rakiple şey yaptığın zaman hani oynarken gerçekten Ama bir, bir şey yaratan şey bile elini böyle şey yaptığı var ya gördün <laughs> mü? <mi>? Elime <laughs> vurduğu benim değil mi? Hayır, Onu senin mu diyorsun? Değil. Böyle e, tokalaşacaklar biri tokalaşıyor öyle böyle. <gülüyor> böyle... <gülüyor> şey benim değil elime oluyor? vurdu ya bir kere öyle bak parmaklarım böyle Tom Vezir de Dökülürdü ya böyle parmakları kırılınca. <laughs> Yemin ederim öyle hissettim yani. Elime bakıyorum. Aa hala burada nasıl yani falan. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum ama... ile kaç yıldır karşılıklı olarak kulüp takımlarında oynuyoruz. İlk defa karşı takıma bakış attığını falan gördüm. Çok hırslıydı o da. Çok, Çok hırslıydı. Yani. Sevindiğini falan gördüm. Direk, Tribünün ha, yaptığını gördünüz mü? Evet mi? ya. Vaa falan yapıyor tribüne böyle. Oha Milet'in ilk onları yapmaz mı? Mucize iş yani. Evet. Sezonda çünkü daha hep sakindi yani. Ama bence süper moda gibi. Sevinmez bile. Yani. sizin de aranızı almanız falan harika müthiş, müthiş işte. mutlu ya gerçekten Muhteşem çok istedi zaten çıkışı mıkışı komple eğleniyor ya yani. evet, evet ya ama Malatyalı diye boşuna demiyorlar Malatyalı Artık o. O da bizden <laughs> ona ben şey öğrettim merhaba ben Malatyalıyım <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle merhaba ben Malatyalıyım bir sürprizimiz var size. Oo. Ne sürpriz? Ha, ne sürprizi? Şampiyon musunuz kanka? <laughs> Araba mı aldın? <laughs> İlkel diye yazan bir tok iri aldı. Arkaya böyle kocayı koyacağım. Bu arabada İlkel iki gibi. Ay ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı ha? Benim adına geldi. Açayım mı <laughs> ha? Şampiyonlar. Dilek tutalım bir tane de. Bence Paris'i dileyin kız. Elif 10 tane tuttu. Evet. 1 2 3 O zaman kim kapatsın bu sefer? Elif mi kapatıyor? Yok, İlkin kapatsın bu sefer. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> çok <gülüyor> net Vay kapattın ben tam senlikte. <laughs> abone olmayı, abone olmayı like atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bu programa destek olan Orkide çok teşekkürler. <laughs> Höleyca, çok teşekkürler.